أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان ولا خسران إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قيمتي izleyenler Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, inayet ve lütfu cümlemizin üzerine olsun inşallah. Konya İl Müftülüğümüz tarafından düzenlenen hafızlık eğitimine yönelik yaz seminerleri bir yenisinde yine sizlerle beraberiz. Bu haftada hafızlık eğitiminde önemli bir konu ve kıymetli bir konuğumuzla karşınızdayız. Bu haftaki konumuz hafızlık eğitiminde yöntem ve teknikler. Konuğumuz ise Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cemil Osmanoğlu hocamız. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sayın hocam, davetimize icabet göstererek değerli zamanınızı bizlere ayırdığınız için Konya İl Müftülüğümüz ve tüm izleyenlerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, hafızam beni yanıltmıyorsa hafız olmanız hasebiyle üniversitede özellikle makalelerinize, kitaplarınıza baktığımızda hafızlık eğitimi üzerine birçok doküman ortaya koyduğunuzu müşahede ediyoruz. Bu perspektiften baktığımızda, ben şöyle baktığımızda hocam, klasik usul dediğimiz veya Osmanlı usulü dediğimiz her cüzün sonundan birer sayfayla başlıyor öğrenciler normal metotta. Daha sonra bu sayfalar yükselerek nihayetinde hafızlık tamamlanmakta. Ama baktığımızda öğreticilerimizin yeni arayış ve metotlara girdiklerini görüyoruz. Bunun sebebi, hikmeti nedir hocam sizin açınızdan? Evet, teşekkür ediyorum değerli hocam. Böyle bir fırsata verdiğiniz için öncelikle verimli ve başarılı olmasını niyaz ediyorum. Türkiye'de birçok hocamız aslında hafızlık eğitimini yürüten hocamıza sorduğumuzda yapılan araştırmalarda bu klasik, sizin de bahsetmiş olduğunuz geleneksel usulün, yani cüzlerin sonundan birer sayfa alarak yapılan dönüşle yapılan yaklaşımın adeta çok önemsendiğini, çok dokunulmaz tırnak içinde diyelim kabul edildiğini görüyoruz. Ama dünyada özellikle Arapça konuşulan, yazılan, düşünülen ülkelerde çok farklı uygulamalar var. Bununla ilgili yapılmış makaleler, doktora tezleri de var. Birkaçına ben de baktım. Şimdi klasik olan şey nedir? İşte mesela Arapça biliyorsanız yani baştan başlıyorsunuz sayfa sayfa. Bunu da konuşabiliriz. Ya da işte üçte bir çeyrek, yarım hafızlık gibi farklı yaklaşımlar var. Bizde buna dönük bazı arayışlar var ama doğrusu kimse tam cesaret edip yani kursunu, okulunu, projesini bütünüyle bu yaklaşımla kurgulama noktasında henüz tam adım atmış değil. Hocalarımız çoğu zaman bu az önce bahsetmiş olduğumuz, hatta Osmanlı usulü demiyor biliyorsunuz. Evet. Osmanlı usulü ya da geleneksel yaklaşımı çok önemsiyorlar. Şimdi bunun neden bu kadar önemseniyor? Çünkü psikolojik olarak işte her cüzden bir parça ezberliyorsunuz. Dolayısıyla psikolojik motivasyonu var. Çünkü baktığınız zaman Kur'an'ın tamamını birden eritmiş oluyorsunuz. Niye? Çünkü her cüzden birer parça alıyorsunuz. Aslında hepsi bir yönüyle sizin oluyor giderek. Ama bu yaklaşımı bir süre sonra diyelim ki 7 yaprakta bıraktınız. Bir şey oldu, devam edemediniz. İşte pandemi çıktı veya başka bir şey oldu. Hocanız değişti, hasta oldu. Bir şey oluyor. Şimdi yaptığınız o 7 yaprak, 6 yapraklık ezber ne işe yarayacak diye soruyorsunuz. Tam bir sure değil, tam bir cüz değil. Belli surelerin yarımı, belli surelerin bir kısmını ezberlemişsiniz falan. Gerçekten ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla özellikle proje okullarında bu yeni arayışların öne çıktığını görüyoruz. Şimdi 5. sınıfta çocuklar ezbere başlıyorlar. Aynı zamanda proje imam hatip okullarında biliyorsunuz Arapça dersleri var. Tabii hafif düzeyde bir giriş niteliğinde. Şimdi eğer Arapça dersleriyle biz Kur'an hıfzını entegre edersek, biraz mealden yararlanırsak, biraz Kur'an kültürü verirsek, bu yeni arayışların çok daha
işimize yarayacağını, çok daha verimli olacağını düşünebiliriz. Ama uzun süreli Kur'an kurslarına baktığımız zaman gerçekten o hala, o geleneksel usul hala devam ediyor. Dediğim gibi hocalarımız biraz bunu çok önemsiyorlar, çok değerli buluyorlar. Dokunulmaz, yani yapılan araştırmalarda da görüyoruz birçoğu, dokunulmaz kabul ediyor. Oysa dünyanın birçok ülkesinde, biz istisnayız aslında, yani o cüz başlarından yapılan, cüz sonlarından yapılan ezberle gidilen yaklaşımda biz istisnayız. Dünyanın birçok ülkesinde baştan başlanır, işte birer sayfa, ikişer sayfa, üçer sayfa adım adım, işte 20 sayfa yani işte 10 yaprak ezberledikten sonra baştan birer sayfa bırakılarak adım adım gidilir. İşte siz 2 ay sonra, 2,5 ay sonra atıyorum işte Bakara suresini, Ali İmran, Nisa suresini ezberlemişsinizdir. İşte 5 ay ya da işte 5. dönüş veya ya da şöyle söyleyelim işte 5 yaprak, 10 yaprak, 15-20 yaprak veya temel surelerden sonra bazı tekrarlar olur. O tekrarlarla zaten yetişmişsinizdir. En nihayetinde bir yerde bıraktınız diyelim ama şunu biliyorsunuz. Bakara suresi, işte Ali İmran suresi, Nisa suresi bunları ezbere biliyorum diyorsunuz. Ama biz de maalesef bunu diyemiyoruz. Her cüzden işte bölük pörçük bir takım şeyler. Mana bütünlüğü de olmuyor. Çünkü ezberliyorsunuz bir cüzün bir bölümünü, bir surenin bir bölümünü. İşte başından sonundan belli parçalar ezberlemişsiniz. Mana bütünlüğü de yok. Yani çünkü sayfalar bitiyor, yeni sayfaya geçiyor ama konu devam ediyor, kompozisyon devam ediyor. Bizim uzun vadede Arapçadan biraz daha yararlanarak, Kur'an'ın anlamına da nüfuz ederek, anlam eksenli yavaş yavaş, çünkü mesela ortaokullar buna müsait, 3 yıl, 4 yıl Arapça eğitim veriyoruz. Birazcık manadan yararlanarak ve Kur'an'ın Kur'an kültürü oluşturmaya dönük bir hafızlık mantığıyla geleneksel yöntemimizi gerçekten gözden geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu anlamda velilerimize özellikle bazı şeyleri söylememiz gerekiyor. Yani bir başlangıçtaki sorunuzu şöyle özetleyebilirim. Artık hafızlık eğitiminin uzun süreli Kur'an kurslardan yavaş yavaş ilahiyat fakültelerine, yavaş yavaş proje ortaokullara, farklı yaş kuşaklarına dönük yeni yeni arayışlara doğru yol alması, dünyadaki uygulamaları ister istemez araştırmamızı, onlara da bakmamızı gerektiriyor. Çünkü ilahiyat fakültelerinde yoğun bir Arapça eğitimi var, hazırlık eğitimi var. Ortaokullarda biliyorsunuz proje İHO'larda Arapça eğitimi var. Dolayısıyla ister istemez bir süre sonra manaya da hükmederek, manayı da tanıyarak, içeriği de hakim olarak bir ezberlik ezber mantığıyla gitmemiz gerekiyor. Bu uzun vadede zannediyorum önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda belki de buna doğru bir çeşitleme olacaktır değerli hocam. Değil mi isterseniz? Ben şimdi bugün müsaadeniz olursa bizim klasik ezberleme yaklaşımımızı da birazcık merkeze alarak, çünkü şu anda Türkiye'de yaklaşık %80-85 hatta 90 oranında bu geleneksel usulle devam ediliyor. Burada hem hafızlarımıza hem Kur'an kursu öğreticilerimize hem de velilerimize bazı stratejik bilgiler ezber yöntemiyle, konumuz madem ezber yöntemi, ezber yöntemiyle alakalı bazı satır başlarını hatırlatmak isterim. Buyurun. Ne dersiniz hocam? Buyurun hocam, buyurun. Şimdi 4 boyutta özetlemeye çalışacağım. Hafızlık öncesine dair bazı temel satır başları olacak. Ezbere hazırlık, ezberleme, pekiştirme şeklinde birkaç boyutla konuyu özetleyelim istiyorum. Şimdi bir kere burada hafızlık öncesinde velilerimizin kendisine şu soruyu sorması gerekiyor. Çocuğumun hafızlık yapmasına ne zaman karar vermeliyim? Çocuğumu yeterince tanıyor muyum? Hafızlık eğitiminin mahiyetini biliyor muyum? Ve ben veli olarak buna hazır mıyım? Bakın bunlar çok temel sorular. Bunları hocam müsaadenizle biraz açmak istiyorum. Çünkü maalesef velilerimiz veya gençler de bazen hafızlığa girerken, özellikle ilahiyat fakültelerinde şimdi yoğun bir şekilde gençler hafızlık yapmak istiyorlar. Çünkü hafızlık eğitiminin, Türkiye'deki ilahiyat eğitimini tamamlayan çok değerli bir kazanım olduğu artık fark edilmiş durumda. Yani ilahiyat fakültesini bitiriyorsunuz, temel dersleriniz tefsir, İslam hukuku, hadis ama bunları Kur'an'a hakim olmadan yürütmeye çalışıyorsunuz. Ciddi bazı handikaplar ortaya çıkıyor. Burada özellikle velilere şunu söylememiz gerekiyor. Çocuğumuzun hafızlık yapması ne zaman karar vereceğiz? Bir kere özellikle bu yeni proje okullarına baktığımızda yoğun bir şekilde sınava girmeler oluyor biliyorsunuz. İşte 2000-3000 kişi okul önlerinde falan, acayip kalabalıklar. Bu çok sevindirici bir şey ama birçoğu maalesef tesadüfen, işte komşudan duyarak, yolda gördüğü bir broşürden sonra çocuğunu okula göndermeye çalışıyor.
O okulların tabii ciddi iddiaları var. Hem hafız hem LGS başarısı, hem akademik başarı, hem biliyorsunuz hafızlık gerçekten bu çok değerli bir şey. Fakat velilerin birçoğu iç yüzünü bilmeden gerçekten bir anlık duyum, bir broşür, bir haber, bir reklamdan sonra buna karar veriyorlar. Bu çok ciddi anlamda bir yanıltıcı. Burada şu soruyu sormamız gerekiyor. Çocuğumuzun geleceği hakkında uzun soluklu bir planımız var mı? Bir hayalimiz var mı? 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra onun hangi okullarda, hangi meslekte, nerede olmasını istiyoruz? Kafamızda buna dair bir tahayyül var mı? Bir hayal olması gerekiyor. Yoksa işte o anda duyduklarınızla veya işte popüler bir takım okullarla, yaklaşımlarla, duyumlarla yürüteceksiniz. Hafızlık eğitimi için gerçekten bu hiç müsait bir şey değil. Popülariteye kurban olmak hafızlık eğitimi için çok ciddi anlamda riskler taşıyor. Hafızlık öncesinde mutlaka velilerin planlaması gerekiyor. Benim öğrenim şu, birçok proje okulunda işte seminerlerimiz oldu hocam. Kendi çocuğumuzu da proje içine soktuk, devam ettik. İşte hafızlık tecrübelerimiz falan. Birçok şeyden duyduğum şu, idarecilerimiz, hocalarımız şunu söylüyor. Keşke velilerimiz daha birinci, ikinci, üçüncü sınıftan, ilkokuldan bahsediyorum. Keşke o zamandan itibaren bu işin iç yüzünü bilerek çocuklarını buna dönük hazırlasalar. Bu çok önemli yani. Aynen öyle hocam. Hazırlamadığımız Şimdi için maalesef. Evet. bizim Kur'an kurslarımızda da aynı bu sıkıntıyı yaşıyoruz Sayın hocam. Mesela veli çocuğu gönderiyor. Bir, niye hafız olsun bu sorunun cevabını bilmeden gönderiyor. İki, öğrenciyi gönderiyor. Çocuğu göndermiş. Benim çocuğum illaki oradan hafız olup mezun olacak diyor. 5 yıl geçmiş, 6 yıl geçmiş. Hala benim çocuğum hafız olsun diyor. Biraz detayına indiğimiz zaman velinin bu kararı verirken etrafındaki işte akrabalarında hafız olmuş veya o köyde geleneksel olarak bu hafızlık sistemi yerleşmiş. Her aileden birkaç tane hafız yetişmiş. Benim alemden de bir tane hafız çıksın diye çocuğu gönderiyor. Evet. Aynen bahsetmiş olduğunuz gibi bu büyük bir yanılgı. Uzun vadede çocuğu yıpratıyor, Kur'an'dan soğutuyor, hocasını yoruyor. Çevresini, arkadaş çevresini negatif enerji yayıyor. Çocuk kendisine zarar veriyor, veli de yıpranıyor. Gerçekten çok iyi düşünmek gerekiyor. Şimdi çocuğumuzu yeterince tanıyor muyuz? En ciddi soru bence bu. Bir kere çocuk hafızlığa istekli mi? Fiziksel sağlığı, ruhsal sağlığı buna müsait mi? Beslenme alışkanlıkları nasıl? Buna bakmamız gerekiyor. Bakın çocuk, yani çocuğumuzun hafızlığına karar verirken işte birazdan yöntemleri konuşacağız. Hafızlık gerçekten çok emek yoğun bir süreç, çok yorucu bir süreç. 2 yıl, 2,5 yıl çok yoğun. Hiç ara vermeden her gün çalışarak gidiyorsunuz. Bu bir sınava hazırlık falan değil ki yani. Vize sınavına, final sınavına hazırlanıyorsunuz. Yazılı hazırlıyorsunuz. Bir hafta, bir ay önceden başlıyorsunuz. Böyle değil ki. Bu 2 yıl, 2,5 yıl her gün çalışmayı gerektiriyor. Mesela bakın çocuklarda dil altı bağı oluyor biliyorsunuz hocam. Şimdi dil altı bağı olduğunda onu küçükken bilmesi gerekiyor anne babanın. Eğer dil altında bağ varsa çocuğun dili ne yapmıyor? İleriye uzanmıyor. Uzanmadığı için bazı harfleri çıkaramıyor. Şimdi bunları mesela anne babanın bilmesi lazım. Mahreçlerde sıkıntı yaşayacaksınız demektir. Yine mesela çocuğun irade gelişimi çok çok önemli. Aşırı derecede anne babasına bağımlı, bağımsız iş yapamayan, işte yeri geliyor yurtta kalamayan, sabah kalkıp okula gidecek, servisini bekleyecek, ezberini yapacak. Ezberini yapmadığı zaman aa bunu yapmadım diye bunu dert edinecek. Dolayısıyla burada özeklik, otokontrol, sorumluluk alabilme, kendi başına işte bunun becerilerini mutlaka anne babanın çocukta geliştirmesi gerekiyor. Bunu takip etmesi gerekiyor. Çünkü hafızlık büyük ölçüde böyle götürülen bir iş. Şimdi çalışma alışkanlıkları çok çok önemli. Arkadaş ilişkileri ve ön öğrenmeler. Bakın çocuklar okula giderken birinci, ikinci, üçüncü sınıf anaokulunda yanlış bir takım çalışma alışkanlıkları ediniyorlar. Düzenli çalışmıyor, her gün kitap okumuyor, ödevini işte hazırlamıyor. İşte iteleyerek bir yere götürmeye çalışıyorsunuz. Eğer yanlış çalışma alışkanlığı geliştirirse çocuk ne olacaktır? Ezberde de zorlanacaktır. Yanlış telaffuzlar, işte yanlış hocadan yanlış eğitim, ağzı yanlış şekilde yerleştiği zaman hatalı telaffuzlar hafızlık eğitiminde ciddi handikap olarak karşımıza geliyor. Ezberleme yeteneği, çocuğun hafızası ve çoklu zeka durumu, işte görsel mi, işitsel mi, dokunsal mı, sosyal mi, duygu, matematiksel, ritmik nasıl bir zeka yönüne sahip? Bunları velilerin takip etmesi gerekiyor. Mutlaka bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Ve teknolojiyle ilişkiler, maalesef çocuklarımızı hafızlık öncesinde uzun süre teknolojiye mahkum ettiğimiz için bu çocuklar 1 saat, 2 saat rahle başında bekleyemiyor hocam. 3 dakika, 5 dakika sonra kaşınmaya başlıyor. Eller hareket etmeye başlıyor. Yüzü sağa sola dönüyor. Bu çocuğu siz 1 saat, 2 saat rahle başında, sıra başında maalesef tutamıyorsunuz. Onun için ciddi anlamda odaklanma sorunu, dikkat dağınıklığı,
Kaç süresinde düşündükler meydana geliyor. Buradan anne babalara şunu söyleyelim. Çocuğunuzun hafız olmasını istiyorsanız lütfen küçük yaştan itibaren teknolojiyle ilişkilerini gözden geçirin. Sağlıklı bir zemine oturtun, sınırlandırın, mutlaka ölçüler koyun. Bunu mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Ve haramlardan uzak durmak. Çocuğunuzu neyle beslediniz, neleri izlettiniz, hangi müzikleri dinlettiniz? Bunların tabii detayına girmek istemiyorum ama bunların her birisi gerçekten çok çok önemli. Demek ki çocuğumu yeterince tanıyor muyum? Hocam burada birinci şıktaki hafızlığa istekli olup olmadığımızı çocuğumuzu nasıl tespit edeceğiz? Mesela çocuğa sorduğumuz zaman evladım hafızlık istiyor musun dediğimizde her evlat genelde istiyorum der, yani %99 istiyorum der. Bu hakiki manada, yani sözde değil de özde istediğini nasıl tespit edebilir ebeveynler olarak? Yani şöyle söyleyelim, çocuk heyecanlı mı, okulu seviyor mu, o ortamı daha önce gördü mü, orada kendini mutlu hissediyor mu? Ben de abim gibi, işte ablam gibi, amcam gibi, babam gibi veya ben de böyle yapmak istiyorum. Buna dair bir takım şeyler söylüyor mu? Dilinde heyecan var mı? Yoksa korkuyor mu? Hafızlık yapacağım ama acaba yapmazsam mı? Kaygılar mı var? Siz anlattınız mı hafızlığın iç yüzünü, önemini? Başlangıçta tabii ki bu sahiplenme, bu isteklilik çok da iç doldurulmuş bir şey değil. Biraz merak, biraz arkadaşa özenme, birazcık anne babanın takdirini kazanma vesaire, böyle başlar. Burada hafızlığın başlangıcında o isteği siz ne yapmanız gerekiyor? Yapılandırmanız gerekiyor. Anne babanın, büyüklerin, öğretmenin bu isteği canlı tutması gerekiyor. Bakın Türkiye'de maalesef hala hafızlık tutum ölçeğimiz yok. Bu büyük bir kayıp. Oysa bir bilimsel anlamda bir hafızlık tutum ölçeği geliştirmemiz gerekiyor. Hafızlığa başlayan çocukları 3 ayda bir, 6 ayda bir, işte yılda bir bu tutum ölçeğinden geçirerek hafızlığa ilişkin tutumlarını, ilgilerini, sevgilerini, yaklaşımlarını test etmemiz gerekiyor. Çocuk hafızlığa heyecanla başladı, ilgiyle başladı, merakla başladı ama 3 ay sonra tutum ölçeğinden puanı düştü. 6 ay sonra biraz daha düştü. 1 sene sonra tamamen ölçekti, yani artık hafızlığı sevmiyor, istemiyor, tavsiye etmiyor. Bir daha başlamak istemez. Bu ne demektir? Yavaş yavaş tutumu artık soğudu yani hafızlığı. O zaman kendimize şu soru soralım. Burada yanlış bizde mi? Kursta mı, okulda mı, hocalarda mı, çevrede mi? Bunu restore etmemiz gerekiyor. İsteklilik başlangıçta birazcık içi çok doldurulmamış olabilir ama adım adım bunu olgunlaştırması gereken çevredeki büyüklerdir, bilinçli olması gereken. Şimdi hafızlık eğitiminin mahiyetini biliyor mu veli? Bu da çok çok önemli veya hafızlığa gelecek kişi. Maalesef İlahiyat Fakültesi'nde bile birçok öğrencimiz bakıyoruz, heyecanla hafızlık sürecine giriyor ama ciddi anlamda zorluk yaşıyorlar. Okul dersleriyle işte 8-9 tane ders var. Bunların sınavları var, ödevleri var, projeleri var ama bir taraftan her gün ezber yapması gerekiyor. Çok zorlanan öğrencilerimiz oluyor. Hafızlığın yapılacağı okulu çok iyi tanıması gerekiyor velinin. Ve aynı zamanda Kur'an ezberinin mahiyetini bilmesi gerekiyor. Şimdi mesela çocuğunuz başladı 5. sınıfta veya yaz döneminde işte hafızlık teşvik eğitimi alıyor. Hocanız size işte diyelim ki bir mesaj gönderiyor. Hocam işte şu 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 sayfaları çocuklara okutun, şu sayfaları tekrar etsin. Nasıl tekrar ettireceksiniz? Velinin birazcık bu konuda ne olması gerekiyor? Donanımlı olması gerekiyor. Yeri geldiği zaman ezber sürecinde onu motive etmeniz gerekiyor. Çünkü zorlanacak. Patinaj yapacak, tıkanacak. İşte tıkanma durumlarında velinin burada işin mahiyetini çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve en önemli konudan bir tanesi değerli hocam. Veli olarak ben bu sürece hazır mıyım? Tatilimden, zamanımdan, eğlencemden, uykumdan fedakarlıkta bulunacağım. Çünkü kurslar 8'de başlıyor, 8.30'da başlıyor. Sizin 7'de, 7.30'da kalkıp yola çıkmanız gerekecek. Trafiği, servisi, çocuğun kahvaltısı. Aç gönderemezsiniz, hazırlık yapacaksınız vesaire. Bunlar işte mesela hafızlık eğitiminde biliyorsunuz tatiller ciddi handikap. Birçok tatili yapmıyoruz biz. Evet. Tatil çünkü tatil dönüş çocuk kopuyor. O zaman siz tatillerinizde fedakarlıkta bulunmaya hazır mısınız? Şubat tatili, ara tatilleri, bayram tatili vesaire. Birçok veli tatilimden fedakarlıkta bulunamam diyor. O zaman işte bakın risk başlıyor. Demek ki bu 4 konuyu sormamız gerekiyor. Hocam buraya kadar eklemek istediğiniz bir husus var mı? İsterseniz bunu geçeyim. Burası çok kritikti çünkü velilerimiz de madem bu sohbetimizi izleyecek, velilerin bu 4 başlığı kendine sorması ve mutlaka buna mantıklı, makul cevaplar vermesi gerekiyor. Kesinlikle hocam. Buyurun hocam, devam edin. Şimdi isterseniz şeye geçelim, ezbere hazırlık. Şimdi ben şeye girmeyeceğim tabii, yani bu 6 aylık bir, 8 aylık bir ezber süreci var hafızlık eğitiminde. Ben de hafızlık yaptığımda 1 yıl, 1,5 yıl neredeyse yüzünden eğitim aldım. Şimdi baktığım zaman niçin o kadar uzun bir yüzünden eğitimi aldım diye kendime soruyorum. Ama cevabını rahat veriyorum. Çünkü belli bir yüzünden eğitimi almadan ne olmuyor? Bu iş maalesef rayına oturdu. Hafızlık sağlıklı şimdi olmuyor. Ben çok iyi bir hazırlık eğitimi alındım. Buyurun hocam. Yani
yüzünden eğitim kısa tutulduğu zaman hocam, hani nasıl ki binanın temelini sağlıklı bir şekilde, muhkem bir şekilde inşa edilmediği zaman üzerine katları güzel bir şekilde inşa edemiyorsa, hafızlık eğitiminden de yüzünden eğitim, Femi Muhsin dediğimiz güzel insanlardan, güzel öğreticilerden çıkmadığı zaman ve bu iyi bir hazırlık süreci geçirilmediği zaman sağlıklı, muhkem hafızlar da ne yazık ki yetişmiyor hocam. Evet, kesinlikle hocam. Aynı fikirdeyim. Şimdi ben burada bu sunumda çocukların nitelikli bir hazırlık eğitimi aldığını kabul ediyorum. Şimdi ezbere başlıyorsunuz. Bizim klasik usulde gittiğimizi düşünelim şimdi. Buradaki satır başlarını önemsiyorum hocam. Bir kere ilk okuyuşu yeni bir sayfayı ezberliyorsunuz. Sebebali okuyunu hülden evne sağra tehdedir. Yeni başladınız. Hafızlığın daha başındasınız. Burada bakın ilk okuyuşumuzu bu ilk dönüşlerde çocukların yeni sayfalarını, ham sayfa diyoruz bunlara. Ham sayfaları mutlaka hocalarının yapması gerekiyor. Hocalarının okuması gerekiyor. Niye? Çünkü burada becerinin hoca tarafından analiz edilmesi gerekiyor. Bu sayfa yeni bir sayfa. Bu sayfada kritik yerler, karıştırılacak yerler, telaffuzu zor kısımlar. Bunları mutlaka hocanın ilk okuyuşu, ilk birkaç dönüşte, 3-5 dönüşte mutlaka hani yeni işte dünkü dersini hazırladı, bu sabah dersini verdi. Şimdi yeni bir ham sayfaya geçiyor. İşte o ilk sayfayı mutlaka öğrencimizin hocaya okuması gerekiyor. Burada hocanın kılavuzluğunda o sayfayı ezberlemesi gerekiyor. Hadi git bakalım yeni sayfanı ezberle bakalım dediğinde orada bir yanlış telaffuz ağzında çocuğun kaldığında onu bile artık uzun uzun dönüşlerde bile düzeltemiyoruz maalesef. Burada kritik yerleri işaretlememiz gerekiyor. İşte beceri analiz dedik yani yeni bir sayfayı ezberleyeceğiz. Sayfaya yaklaşımı çocuğun nasıl olması gerekiyor, sayfayı nasıl dinlemesi gerekiyor. Buradaki kritik yerler işte varsa soru geçişleri vesaire secdeler bunları öğrenciye kritik yerlerde işaretleyerek mutlaka sayfayı aşındırmadan. İşaretleme işlemini öğretici arkadaşlar yapacak. Evet, ben öyle düşünüyorum. Evet. Yani burada mesela bu kelimenin telaffuzu zor. Hadi bunu birkaç kez telaffuz et bakalım. Bak altına çiziyorum, düzgün ezberle burayı. Siz bunu yaptığınız zaman çocuk zaten oraya okurken, çünkü yüzünden okuyacak bol bol. O yüzünden okuyuşlarda zaten dikkat ederek oraya geçecektir. Ağzında yanlış bir şekilde yerleşmesi mümkün değil. Zaten sonra gelen şeyde ülkemizdeki hafızlık sistemine baktığımız zaman, hafız olan kardeşlerimize baktığımız zaman hataların Kur'an-ı Kerim'de belirli yerlerde münhasır olduğunu görüyoruz. Mesela fe beyne eyyahminneha fe beyne fiha. Genelde her hafız buraya fiha'yı koyuyor. Kritik yerler hocam bunlar. Yani evet. Standart değil mi? Hepimiz takılıyoruz yani burada. İşte orada öğretici arkadaş hemen bunu öğrenci kardeşimize aşılaması lazım. Bak burada hafızların hepsi hata yapar, buraya şunu ekler veya buradan şu harfi çıkarır, şu harekeyi yanlış koyar diye işaretlemesi gerekiyor. Doğru bir tespit. Evet. Bunu yaptığımızda inanın çocuk artık ona göre hafızımız ona göre çalışacaktır ve zaten düzgün bir şekilde ezberledi mi kolay kolay bir daha orada yanılmaz. Laf sen söylüyoruz bari buraya böyle oku ama düzeltmiyor. Yani mesela diyorsunuz hani git oku gidiyor 3 kez okuyor. 3 kez okuduğunda yanlış okudu. Dördüncü kez okurken siz duyuyorsunuz ama buraya yanlış telaffuz düzeltiyorsunuz ama üç okuyuşta yanlış okuduğu için inanın sonraki okuyuşta da hep yanlış gidiyor. Kur'an'da böyle enteresan bir şey var. Yani ağzınız yanlış telaffuza alıştığında o kalıyor. Onu düzeltmek gerçekten çok zor. Şimdi geçen 3 ay önce komisyondayız bir kursumuzda. Başka bir kurstan sözde hafızlığı bitirmiş, başka bir sistemle hafızlığı bitirmiş kardeşlerimiz geldi. Tabii yoklama çektik biraz. Diyelim ki innellezine keferu sevaun aleyhim. Çocuk şimdi karşımda okuyor. İnnellezine keferu sevaun aleyhim. Bir de oku bakayım diyorum. İnnellezine keferu sevaun aleyhim. Bir daha sevaun. Kalkış hocam. Bir de yüzünden oku dedim. İnnellezine keferu sevaun. Yanıma çağırdım, masaya çağırdım. Şimdi burada bak yüzünden oku dedim. İnnellezine keferu sevaun. Bak kızım yüzünden oku diyorum. Ezberdeki okuma diyorum. İnnellezine keferu sevaunmuş hocam diyor. Çok geç fark etmiş evet ya. Evet çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir örnekti. Gerçekten bu ilk okuduşlar çok kritik hocam. Eğer biz burada hataya sebebiyet vermezsek düzgün gidecektir. Ama inanın oturduğu anda bakın yüzünden oku diyorsunuz. Hala düzeltmiyor. O kadar ezberlemiş ki artık yani normalleştirmiş artık. Evet. Şimdi yüzünden okumaya başladığımız ve ezberleyeceğimiz bir sayfayı önce uzmana okudu, kritik yerlere dikkatimiz çekildi ve artık ezbere başlayacağız. Burada benim önerim sayfayı parçalamadan diğer sayfaya birleştirerek bakın sayfanın sonunu bir sonraki sayfanın başındaki ilk ayete veya ilk satıra birleştirerek
Mutlaka ve mutlaka 10 defa, 15 defa, 20 defa. Hatta bazı kurslarımız buna 33 deme diyor. Ben de yeni öğrendim. Şimdi bunu zaten 33 defa okuduğunuz zaman bu sayfayı bir bütün halinde bakın ayetleri birleştirerek öbür sayfaya da bağlayarak yoğun bir şekilde okuduğunuzda yeterli hıza ulaşacak kadar inanın zaten sayfa 5 aşağı 5 yukarı ezberlemiş demektir. Ama maalesef şunu yapıyoruz. İşte çocuğa diyoruz ki hadi git ezberini yap bakalım. Çocuk ilk ayetten başlıyor. Hayır. İlk ayetten başladığın zaman evet ezberliyorsun da bir de birleştirmek için ekstra efor harcayacaksın. Oysa sayfanın bütününü fotoğraf hafıza diye bir şey var. Sayfanın bütününe hakim oluyorsunuz. Yani o okuyuş ayet geçişlerini yaparak öbür sayfaya bağlayarak bütüncül tekrarlar yaptığınızda ayetleri birleştirmek sizin için çok kolay olacaktır. Burada bir başka hazırlık aşamasında işte önemli karilerden o sayfayı dinlemek. Çünkü zaten akıllı telefonlar, tabletler, işte akıllı tahtla buna müsait MP3, MP4'ler var. Ama çocuklar bunları tabii maalesef ne kadar sağlıklı kullanıyor. Sayfayı bir kere dinlediğinde çünkü görüyorsunuz, okuyorsunuz. Bir de sesi dinlediğinizde daha çok duyu organı işin içine karıştığı için ne olacaktır? Kolay ezberleyecektir. Dinlemeyi de öneriyoruz hazırlık aşamasında. Çocuk burada kendini dinleyebilir, kendi sesini dinleyebilir bu teknolojik imkanları verirsek. Ve gerekiyorsa burada bir de meale göz atmak gerekebilir. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde özellikle mesela peygamber kıssalarının yer aldığı yerde bazı peygamberlerin adları genelde de birbirine yakın geçer. Onların daha çok kronolojik olarak yaşadığı çağlara dikkat ederek genelde kronolojik olarak işte Hazreti İbrahim'den başlar. Bazen Hazreti işte Nuh'tan veya ona benzer işte özellikle tufan, büyük olaylar yaşamış peygamber topluluklu kavimlerin hikayeleri vardır biliyorsunuz Kur'an'da. Dolayısıyla bu tarz yerlerde meale bakmak, çok küçük kodlamalar yapmak ne yapabilir? İşimizi kolaylaştırabilir. Şimdi bunlara dikkat ettik ve iyi bir hazırlık sürecinden sonra sayfayı ezberleyeceğimiz zaman bir kere burada geleneksel yöntemi de az önce bazı satır başlarımız oldu. Hocalarımdan ricam şu, ya geleneksel yöntemi tartışalım. Yani onun eksiklerini bir düşünelim. Dediğim gibi yani sure sure gitmek, Kur'an'ın başından başlamak dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir yaklaşım ve Allah göstermesin bıraktınız en azından çeyrek hafız, yarım hafız oluyorsunuz. En azından 3 surenin tamamını konusuyla, pozisyonuyla birlikte biliyorsunuz. Ama biz 7 yapraktan bıraktığımızda mesela artık 3 yaprak kalmış bıraktığımızda gerçekten birçok surenin sonu başı işte yarım sahibi işte konular yarıda bırakılmış şeklinde kalıyor. Onun için burada benim önerim mutlaka hocalarımızın geleneksel yöntemi tartışmaları gerekiyor. Alternatif yaklaşımları da mutlaka düşünmeleri gerekiyor. Bununla ilgili ayrı bir çalışma yapılabilir. Dünyada farklı örnekler var. Arapçanın hakim olduğu, Arapça konuşulan, Arap coğrafyasında dediğim gibi meal ve Arapça önemli ölçüde bilindiği için daha çok konudan ve mealden yararlanılarak gidiliyor. Ama biz gerçekten 114 sureyi ezberletiyoruz. İşte Hamim, Ayn, Sin, Kaf diye başlıyor çocuk. Bu surenin adı neydi diye sorduğunuz zaman adını söyleyemiyor. Böyle bu kadar maalesef kara usul gitmeye çalışıyoruz. Bu ciddi bir sıkıntı. Şimdi bu parantezimizi de kapatmış olalım. Eğer hazırlık aşamasında yeterince bütüncül okuma yapılmışsa sayfayı işte nasıl dilimlemek gerekiyor? Alttan üstten mi başlamak gerekiyor? Bunu konuşmamız gerekiyor. Ama yavaş, değerli hocam, yavaş ve orta hızda okumaya çocuklarımızı alıştırmamız gerekiyor. Çünkü hafızlığın bir modu var. O moda bağladınız mı otomatik gidiyorsunuz. Yani hatta çocuğun konuşmasına yansıyor. Birçok hafız hızlı konuşuyor biliyorsunuz. Hele bir de Karadenizli ise zaten hızlı konuşuyor. Konuştuklarının çoğunu anlayamıyorsunuz. Şimdi ben de Karadenizliyim. Hafızlık sürecinden geçtik. Kendimi terbiye etmeye çalışıyorum. Bir yerde hızlı konuşuyorsun. Yani hafızlarımızı yavaş ezber yapmaya alıştırmamız gerekiyor. Burada kritik olan şey şu. Yavaş okuyarak ezberlediğinizde hızlı okuyabilirsiniz. Sorun değil. Ama hızlı ezberlediğinizde bu alışkanlığınız böyleyse yavaş mesela bir Aşr-ı Şerif okuyacaksınız, bir Yasin okuyacaksınız, namaz kılacaksınız falan. Yavaş okumanız zorundasın. Şimdi hızlı gidemezsin. Hafız okuyuşuyla. Bu sefer ne oluyor unutuyorsun. Onun için yavaş ya da orta hızda okumaya mutlaka çocuklarımızı alıştırmamız gerekiyor. Çünkü tersi ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Hızlı okumanın birçok İleride dezavantajı. hafızlığın sağlamlığı açısından da yavaş okunulmasının büyük faydası olacak. Mesela hızlı ezber dediğiniz yerler, hızlı okuduğumuz yerler ileride hızlı bir şekilde unutulmakta. Mesela hafızlığın kalıcı bir şekilde beyne yerleştirilmesinin en önemli yollarından bir tanesi nedir hocam? Mukabele okumaktır. Mukabelede de genelde hadır veya tedbir usulüyle okunuyor. Yavaş yani. Bir de cemaatin karşısındasınız. Tabii. Yavaş yavaş tane tane okuduğunuz zaman
Bu ne yapmakta? Sizin belleğinizde kalıcı bir şekilde durmakta. Evet. Dolayısıyla öğrencilerimizi durdurmamız gerekiyor. Sakin, yavaş yavaş, harflerin üzerinde dura dura, basa basa. Evet. Şimdi sayfanın altından mı ezberleyelim, üstünden başlayalım. Burada farklı yaklaşımlar var. Ben öğrenci herhangi bir modelin dayatılmasını doğru bulmuyorum ama sayfanın altından yukarı doğru hayat hayat birleştirerek yapılacak ezberin daha sağlıklı, daha kolay hatırlamaya işte sebebiyet verdiğini söyleyenler var. Burada öğrenci nasıl gidiyorsa, kendisi yaklaşım nasıl benimsemişse, bireysel anlayışı nasılsa ona müsaade etmek gerekiyor. Kritik olan şey şu, mesela sayfanın ortasından başla, şu ayetten başla dediğimizde başlayabiliyor mu? Başlayamıyor bazı. Sayfanın başını istiyor. İşte şu sureden başla dediğiniz zaman hangi sayfadaydılar? Sayfanın başını istiyor. İlk ayeti söylemenizi istiyor. Bu burada sıkıntı. Dolayısıyla sayfanın sonundan ayet ayet yukarı doğru gittiğimizde ve sayfaları birleştirerek gittiğimizde sanıyorum biraz daha avantajlı olabilir. Sayfayı bölme ve dilimleme, fırından çıkmış bir ekmeği nasıl yiyemiyorsak, önce dilimliyoruz sonra lokma haline getiriyorsak, mutlaka sayfayı doğru şekilde bölmemiz gerekiyor. İşte Bakara 282 biliyorsunuz, devasa bir sayfa. Nasıl bunu parçalamanız gerekiyor? Bunu parçalarken işte birçok kaynak okudum. Orada özellikle İslam dünyasında, Arap dünyasındaki yaklaşımda mesela manaya göre gitmeye çalışıyor. Ama biz biraz ses düzenine göre, ayetlerin uzunluklarına göre, satır sayısına göre falan, duraklara göre biz gitmeye çalışıyoruz. Burada eğer benim önerim şu, işte mesela Estağfirullah, işte vettur ve kitabil mestur, fi rakkim menşur, vel beytil ma'mur, ve sakfil marfu, vel bahril mescur. İşte inne azâbe rabbike levâkıh. Mesela ne oldu şimdi? Bakın bu son ayette ses düzenimiz değişti biraz, ses yapısı değişti. Dolayısıyla burada ezberlerken şeye göre, İşte veşşemsi ve duhâhâ vel kamerî izâ telâhâ vel nehâr izâ cellâhâ vel leyl izâ yavşâhâ. Gerçekten Kur'an'ın böyle bir enteresan bir akustiği var. Şimdi bu ses tüzüğünde yararlanma kalması için. Lafzıyla muciz, manasıyla mürciz bir kitaptır yani. Aynen öyle. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in ezber mantığını, ses düzenini, ahengini, ritmini, melodisini yakaladığınız anda hafızlık gerçekten çok kolay gider. Ama sayfaların, surelerin kendine özgü şeyleri var tabii yani. Ses düzenleri var, ritimleri var. Onları yakalamak gerekiyor. Biz anlamdan fazla faydalanamıyoruz maalesef. Demek ki ayet uzunluklarına bakarak, satır sayısına bakarak burada hocanın o sayfanın nasıl ezberleneceği konusunda çocuğa biraz başlangıçta kılavuzluk yapmasının iyi olacağını düşünüyorum. Sayfa hakkında hocamız hafızsa ve az çok bir kültüre sahipse orada bazı kritik bilgiler verebilir. Sayfa geçişlerinden bahsettim. Bakın yaptığım bir araştırmada 300 küsur hafıza şunu sordum. Sayfa sonlarıyla sonraki sayfanın başlarını birleştirip ezberler misiniz diye sordum. Birçoğu maalesef ara sıra. Hatta birçoğu hiç yapmıyor. Oysa bu büyük bir hata. Sayfaları ezberliyor, birleştirmesini sonra yapıyor ve yapamıyorsun. Yapamıyorsun da işte sure geçişlerini yapamıyor. Sure adlarını söyleyemiyor. Sayfa geçişlerini yapamıyor. Oysa ezberlerken böyle ezberlemek lazım. Başlangıçta söylemiş olduğumuz gibi sayfayı 20 kez okuyorsunuz yüzünden ve her bir okuyuşunuzda mutlaka bir sonraki sayfanın ilk satırına bağladığınızda İnanın bu, hatta harekesini de ona göre okuyarak bağladığınızda inanın sayfa geçişleri sizin için artık sorun olmaktan çıkacaktır. Ama buna ekstra, işte hadi dersini getir bakalım Hafız Efendi dediğinizde sayfa başlarına bir daha bakıyor. Son kez geçici belleğe, bakın kısa çok kısa bellektir o, yarım saati unutursunuz. Geçici belleğe son kez sayfa başlarını bir kodluyor, derse gidiyor, yarım saat sonra sayfanın sonunda bir ayet söyleyip hadi devam et bakalım dediğinizde geçelim. Oysa bunu çalışırken yapmak, ezberlerken yapmak gerekiyor. Bir bölümü ezberlemeden diğer bölüme geçmemek gerekiyor. Bu durumda karmaşa ortaya çıkıyor. Parçalıyorsunuz yani. Karmaşa olmak. İşte hafız ne yapıyor? Başlangıçta bir ayet alıyor, ezberliyor, yapamıyor. Ya ortadan başlayayım diyor. Bir de sona bakayım diyor. Ya bu daha kolay geliyor falan. Karmaşa olmak hale getiriyor. Bu bir disiplin. Mutlaka bir bölümü yapıp, ikinci bölümü yapıp, onları birleştirip adım adım gitmemiz gerekiyor. Burada hocalarımızın kılavuzluğu çok çok önemli. Sayfalarda, sayfa içerisinde, sayfalar arasında, cüzler arasındaki kelime, ayet benzerliklerinin işte müteşabihi çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte 12, 19, 29 hocam siz de taklit edersiniz burada. İşte Saffat, Şuara, Hud sureleri bunlar gerçekten özellikle peygamber kıssalarının geçtiği şeyler, cüzler, sureler bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ezber miktarı arttıkça, ezber sayınız arttıkça bu ayetlerin sayısı da artıyor. Çünkü kimisi 5 sayfada, kimisi 15. sayfada, kimisi 18. sayfada geçiyor. Ezber miktarınız arttıkça hafızlıkta karıştırma riskiniz daha çok artıyor. O zaman not ettim. Benzer ayetler cetveli hazırlanabilir. Sonuçta 3-5 bin benzer ayetten bahsetmiyoruz. Kritik yani birbirine benzer belki de bunların sayısı 100-150 olabilir. Çok detaylı benzerliklerinden bahsetmiyorum ama
bazı benzer ayetler var. İşte bir kelime var, bir kelime önce yer alıyor, bir kelime sonra yer alıyor falan. Bir kelime var veya yok. Buna göre bir cetvel hazırlanabilir. Yine benzer sure başlarını kodlamak gerekiyor. Mesela Kur'an'da hamim var biliyorsunuz. Birçok havamim diyoruz bunlara. Birçok hamim var. Bunları ezberlerken sonraki ayetlerle birleştirerek hamim, işte böyle kitabın bin hamim, ayin, sin, kaf. Bunları birleştirerek geçtiğimizde ilk üç ayet hamimle birlikte ilk üç ayet, iki ayeti birleştirerek ezberlersek ya bu hangi hamimdi acaba, hangi sureyi demek zorunda kalmayacağız. Bu da gerçekten güzel bir fikir olabilir. Sayfanın bütününe hakim olmak değerli hocam. Bazı çocuklarımız şunu yapıyor. Sayfayı üç parçaya bölüyor, ezberliyor. Tamam dersini yaptığını kabul ediyor. Halbuki siz sayfayı birleştirerek de okumanız gerekiyor. Sayfayı parçalayarak ezberlediğini zannediyorsunuz ama sayfayı birleştirmeye başladığınızda zihniniz yeni bir karmaşayla karşı karşıya kalıyor. Bunda Piaget'in gelişim psikolojisinde şema kavramı var biliyorsunuz. İşte özümseme, uyumsama gibi bazı kavramlar var. Yeni bir durumla karşılaştığımız zaman zihin eski bilgiyi formatlar, günceller, onu düzenler. Sayfanın başından bir ayet ezberlediniz. Ortadan işte ikinci ayeti ezberliyorsunuz. Onları birleştirdiğiniz zaman eski bilgiyi unutmaya başlarsınız. İkisini birleştirerek ezberlemek ekstra bir efor gerektiriyor. Çocuklarımız maalesef bunu yapmıyor. Bunu yapmadığı için ezberlediğini zannediyor. Oysa ikinci ayeti, üçüncü ayeti ve üçüncü dilimi ezberlediğinizde baştaki dilimi unutmaya başlarsınız. Bu doğal bir şey. İşte üçünü birleştirerek tek parça halinde ezberlemek ekstra efor, ekstra çalışma, ekstra zaman gerekiyor. İşte birçok hafızımız bunu yapmıyor. Yapmadığı için ezberlediğini zannediyor. Halbuki sayfayı ezberlemek demek sayfanın bütününe hakim olmak demek. Bütününü tek parça halinde mutlaka ne yapmak gerekiyor? İşte birkaç kez dinletmek gerekiyor. Tekrar ediyorum. Başlangıçtaki bütüncül okumalarımız eğer yapılmışsa burada ciddi anlamda sıkıntı çekmeyeceğiz. Durulması öngörülen ayet ve sure sonlarını durarak okuduğumuz gibi son harfin harekesiyle geçiş yaparak da okumak gerekiyor. İşte birçok ayeti durarak ezberlemişiz ama hadi geçerek oku dediğimizde geçemiyoruz. Niye? Çünkü geçiş hallerini bilmiyoruz maalesef. Yine ezberlerimizin sesli olması gerekiyor ve harflerin üzerine basarak telaşsız bir şekilde sakin sakin ve gerçekten hakkını vererek okumamız gerekiyor. Sessiz okuduğumuz zaman çocuk mesela odaya geçiyor derste içinden ezberlemeye çalışıyor. Birçok hafızımız, özellikle proje okullarındaki birçok hafızımız sesli ezberin sesli yapılması gerektiğini, kulağının duyması gerektiğini bilmiyor. Hocalarımız bu konuda ısrarcı olması gerekiyor. Sessiz, içinden veya mırıldanarak ezber ciddi bir risktir. Aslında ezber yaptığımızı zannederiz. Ve yine hızlı okumaya bağlı olarak değerli hocam, metni muttasılları maalesef hafızlarımız çok kısaltıyorlar. Metni muttasılı biliyorsunuz kısaltamazsınız. Yani ikiden aşağıya okuyamazsınız. İzâ câe nesrullâhi vel fetih olmaz. Yani ne kadar hızlı okursanız okuyun. İzâ câe nesrullâhi vel fetih olmaz. İzâ câe uzatacaksınız iki. Beltek harfler, birçok beltek harf karışmış durumda. Çocukları dinliyorum. Yer yer bu okullara gittiğimde hani ara sıra sorular soruyorum. Onları kendimce imtihan ediyorum, soruyorum. İnanın beltek harfler karışmış durumda. İdgamlar birçoğu yok. Lafzatullah, yani hafızların bu hızlı okumada, hafızların hışmından en çok nasibini alan kelime maalesef lafzatullah. Lafzatullahların sonundaki H harfini biliyorsunuz hafız yutar. H yoktu, gitmiş ya. Şu H'yi bir anlaştır ya. Şu H bir gelsin bakalım. İnanın hızlı okumaktan en çok hışmını alan, hani tırnak için söylüyorum, lafzatullah ve özellikle H harfleri. Maalesef hızlı okuyoruz çocuklarımız. Burada birçok şeyi kaçırıyoruz. Hareke yutma, harf yutma, hatta kelime yutmaları maalesef çok fazla. Buraya mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor hocalarımız. Ve sure adları, sure geçişleri, surelerin ayet sayısı, Mekki ve Medeni olma durumlarını ezberletmemiz gerekiyor. Bu da çok çok önemli. Birçok yaptığım araştırmada birçok öğrencimiz sure adlarını, sure geçişlerini, sure adlarını özellikle sure Mekki Medeni mi olduğu, kaç ayetin oluştuğu hiç ezberlemeden devam ediyorlar. Halbuki ya değerli hocam sanıyorum siz de iştirak edersiniz. Yani şimdi evet Arapça bilmiyoruz ama ya mesela Tevbe suresini ezberledim ben değil mi? Beraetüm minallahi ve rasulü diye başlıyor. Tevbe suresi bana kabaca yani ana hatlar neden bahseder? Nasıl başlar? Başında niye besmele yoktur? Kabaca yani bana birkaç dakika konuşabileceğim bir Kur'an kültürü kazandırsa hocamız olmaz mı yani? Kaldı ki bakın İlahiyat Fakültesi'nde Arapça dersleri var. Proje okullarda Arapça dersleri var. Yani şunu istiyorum. Birazcık surelerin kompozisyonu nasıl başlayacağı değil mi? Ayet sayısı Mekki ve Medeni mi olduğu adını nereden aldı? Birazcık ezberlerimiz hakkında az çok bir Kur'an kültürü de kazandırsa bize hocalarımız çok çok iyi olur. Maalesef bunu da es geçiyoruz sanıyorum.
Evet, ezberlenmesi zor ayet ya da geçişler deftere not edilebilir. Burada öğrencilerimizin bir defteri olması gerekiyor. Özellikle işitme, bakın hafızlık eğitiminde işitme ve not alma kısmı biraz ihmal ediyoruz. Sadece göz ve tekrar. Buna eksenli bir hafızlık anlayışımız var. Akran etkileşimimiz çok zayıf. Ben mesela çocuklara soruyorum, diyorum ki ezberlediğiniz ayeti arkadaşınıza dinletir misiniz? O siz onu dinler misiniz karşılıklı? İşte diyor ki tırnak içinde hocamız yasakladı. Kimse kimseyi dinlemeyecek, yasak. Şimdi böyle hocanın yaklaşımı böyle olursa eğer öğrencinin diğerini dinlemesi. O istisnadır hocam ya. Çünkü genelde kurslarımızda belletmeninden tutun ablasına kadar, yardımcı ablasına kadar veya arkadaşların, öğrencilerin kendi arasında birbirlerine dinletmesi yoğun bir şekilde yapılıyor. Bu dediğiniz istisnadır zannedersem. Bilmiyorum. Yani çocukları akran birbirleriyle eşleştirmek gerekiyor değil mi? Yani askerde body sistemi vardır ya hocam. Evet. Çocukları birbirleriyle eşleştirmek gerekiyor. Yani özellikle mizaçlarını tanıyarak onu tetikleyebilir, motive edebilir. Arkadaşının geri kalmak istemeyebilir. Hatta derslerini siz beraber okuyun bakalım. Bugün neler yaptık? Ya bu akran etkileşimi ortaokul kuşağında da belki üniversiteye doğru biraz düşecektir ama ortaokul lise kuşağında akran etkileşimi güçlüdür. Bunlardan mutlaka ne yapmak gerekiyor? Yararlanmak gerekiyor. Şimdi ezberleme sürecinde iki husus var hocam. Vaktimiz de oldukça ilerlemiş, farkındayım. Zaman ve mekan yönetimi. Bakın yine benim yaptığım bir araştırmada 300 küsur hafızla yaptım bu çalışmayı. Hafızlarımızın büyük bir kısmının, belki tamamına yakınının hiçbir planı yok. Yani oysa günlük, haftalık, aylık planlarımız olmalı. İdeal zamanlarımız olmalı. Ezberlerimizi o zamanlarda yapmalıyız. Mutlaka zaman dilimlerimiz. Mesela ben ham sayfamı genelde şu saatlerde yaparım. Has sayfalarımı şu saatte yaparım. Tekrarlarımı da şöyle yaparım. Yatmadan önce şu saatlerde şöyle bir tekrarım. Yani bu çalışma alışkanlığını çocuklarımıza mutlaka kazandırmamız gerekiyor. Mesela eksikleri nasıl telafi edersin? Eksiklerine uygun bir telafi programı var mı diye soruyorum. Birçok hafızımız yok diyor. Tatilden döndün, dersini yapamadın. Tatili kötü geçti. Pazartesi geldin, dersi veremedin. Ona dair bir telafi mekanizman var mı? Nasıl telafi edilir bilmiyorum. Yani. Çoğu zaman telafi etmiyor belki. Oysa ne olmak gerekiyor? Burada bir telafi planımızın olması gerekiyor. Mesela bakıyorsun, ha, kolay cüz geliyor. Tamam, bu kolay cüz. Bunu burada iki cüz verebilirim mesela. Ya da hafta sonu cumartesi boşum. İşte hafta içi okul dersleri var, etütler var ama hafta sonu cumartesi boşum. Dolayısıyla burada telafi edebilirim. Yani çocukların böyle bir telafi mekanizması olması gerekiyor. Ve ham sayfalarının erken saatlerde yapılması, diğer işte hasları ve diğer tekrarları sonraki saatlere bırakmak çok çok önemli. Geç saatlerde ezber yapıyor çocuklarımız. Bu ciddi sıkıntıya yol açıyor. Uyku düzenine dikkat etmesi gerekiyor. Teneffüslere dikkat etmek gerekiyor. Namaz saatleri, yemek, bunları uzattığınız zaman maalesef olumsuz yansıyor. Ve tatil dönüşleri. Maalesef en büyük sıkıntımız bu. Ezberde çocuklarımızı sekteye uğratan en büyük sıkıntıdan bir tanesi bu. Bir hafta 10 gün tatil verdiğinizde onun etkisi bir hafta daha devam ediyor. Çocuk o zihinden kurtulmak için bir hafta daha ne yapıyor? Kendisini toparlamaya çalışıyor. Burada ciddi kayıp. Oysa siz de biliyorsunuz hocam, dönüşler bir ayı geçtiğinde 30 gün, 35 günde hafızın bir dönüşü tamamlaması gerekiyor. Dönüşler bir ayı geçtiğinde ne oluyor? 30, 35 gün, 40 gün, 45 gün, 50 günde ne demektir biliyor musunuz? Yani bir sonraki dönüşte o yeni ezberiniz artık ham sayfaya dönüşecek demektir. Onunla tekrar boğuşmak zorundasınız. Bunlar gerçekten çok çok önemli. Ezber yapacak mekanın da yönetilmesi çok çok önemli. Ben burada şunu söyleyeyim. Proje okullarında ve diğer okullarda çocukların seslerinin birbirlerini rahatsız ettiğini biliyorum. Yani oturma düzeninden kaynaklanan. Diyor ki mesela arkadaşımızın sesi kulağıma giriyor diyor. Yani kendi sayfama odaklanamıyorum. Dolayısıyla oturma, çalışma sıralarımızı, ortamlarımızı çeşitlendirmek zorundayız. Burada farklı çocukların çalışma tarzına farklı seçenekler, farklı yaklaşımlar sunmak zorundayız. Sadeliğe dikkat etmek. Bakın insan aldığı oksijenin %80'ini beyin tüketiyor. O halde hafızlıkta beyinle ezbere, bilişsel yapıya odaklanan bir süreç. O halde ne yapmak lazım? Ortamı çok iyi, ortamın ergonomik yapısını çok iyi düzenlemek, yapılandırmak gerekiyor. Aynı yerde, aynı rahlede, aynı musafla ve aynı zaman diliminde ezberlerimizi yapalım. Böyle bir kültür oluşturmaya çalışalım. Son olarak hocam bitirmeden önce pekiştirme boyutundan bahsedelim biraz müsaadeniz olursa. Şimdi tabii kısa süreli günlük, haftalık, aylık, hafızlıktan sonra farklı pekiştirme durumları var. Burada birçok hafızımızın yaptığı yanlışlıkla bir tanesi şu. Ezberi sabah yapıyor. Bakın namazdan sonra ezberini yapıyor. 8.30-9'da dersini veriyor. Bu büyük bir hata.
ezberinizin üzerinden bir gece, bir uyku müddetini geçmesi gerekiyor. Niye? Çünkü hani demlenme değil ama demlenmesi gerekiyor. Zihnin onu yoğurması gerekiyor. Ezberinizi yaptığınız gün veya işte sayfanın bir kısmını ezberlemiş, bir kısmını yarın sabaha bırakıyor. Tamam, niye? Geçici belleğe alacak. Hemen derse gidecek. İşte ders vermeyle ezber süresi arasında yarım saat var. Unutma biraz az. Ufak bir iki tekrarla pat diye dersi verdiniz ama iki saat sonra hiçbir şey yok. Gider o. Bir yani ay sonra geldiğinizde beynin öyle bir özelliği var ya hocam. Bilgi beyne hangi amaçla yollanıyorsa beyin lobları o şekilde kaydediyor. Şimdi bir öğrenci sabah namazından sonra dersini yaptığında bu %99 oranında o bilgiyi niye yolluyor belleğe, beyne? Diyor ki ben hocaya dersi okuyayım yeterli diyor. E şimdi dersi okuduktan yarım saat sonra aynı dersten sınav yapacak olsanız bir şey kalmamış oluyor. Çünkü beyin ona göre loblar onun üzerinden kaydı yaptı. Evet. Evet hocam. Dolayısıyla burası çok önemli. Bakın üniversitede biz aynı şeyi yaşıyoruz. Sınav yapacağız yarın. Final sınavımız var. Öğrencimiz bir gece öncesinden çalışmaya başlıyor. Gece 11'de başlıyor çalışmaya akşam. Hatta sabah sınava bir saat kala arkadaşlarından böyle şey alıyor. Herkesten birer bilgi. Sen ne yazamıyorsun? Hangi not var? Hangisi kritik? Nerenin altı? Herkesten böyle bir şey alıyor. O geçici bellek, bakın. İşleyen bellek var, bir de kalıcı bellek var. Senin daha işleyen belleğe de geçmemiş. Bırak kalıcı belleği. Kalıcı belleğe yerleştirdiğiniz zaman oradan kolay kolay uçmaz biliyorsun. Kalıcı bellekte mutlak unutma yoktur. Şimdi siz onu ne yaptınız? Sınav öncesinde geçici belleği aldınız. Tıpkı hani yoldan gidiyorsun otobüste, dışarı izliyorsunuz ya, böyle bazı görüntüler var. Birkaç dakika sonra hiçbirisi aklınıza kalmaz. Böyle bir geçici belleği aldınız, pat diye sınava girdiniz. Hemen o anda yazıyorsunuz, sınavdan sonra birçoğu gidiyor. Akşama zaten kalmaz. Ama senin derdin zaten sınavdan geçmekti, öğrenmek değildi. İşte biz burada bu hatayı mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Hocam buna şunu da örnek verebilir miyiz? Mesela diyelim ki halk arasında namaz sureleri dediğimiz sureler ömür boyu kalıcı oluyor. Niye? Çünkü insanlar veya çocuklukta bunu ezberlerken diyoruz ki ben bunu hayatım boyunca namaz kılarken okuyacağım. Dolayısıyla o sizin dediğiniz kalıcı belleğe bilgiyi yolluyoruz. Kesinlikle. Ama diğerlerinde ise ya hocaya ders vermek için veyahut da İşte hafızlık sınavına gireyim, sınavda başarılı olayım, diplomayı alayım yeterli dediğimiz anda da o zamana kadar gönderiyoruz. O kalıcı belleğe göndermiyoruz dolaylı olarak. Evet, dolayısıyla bu hafızlık sizin için bir süre sonra büyük bir çiğ halinde, büyük bir kar yığını gibi altında kalırsınız. Evet. Niye? Çünkü bu şekilde yaptığınız ezberleri bir sonraki dönüşte tekrar ezberlemek zorundasınız. Ve aslında siz işinizi artırıyorsunuz, yükünüzü artırıyorsunuz demektir. Demek ki üzerinden bir uyku müddetini geçmesi gerekiyor. Ve en güzel, aslında en güçlü tekrar yatmadan önce yapılan tekrardır. Şimdi şöyle düşünün değerli hocam. Yani 9'da dersinizi verdiniz, 12'ye kadar dersinizi büyük ölçüde hazırladınız. Şimdi yatmadan önce bunu tekrar edip arkadaşınıza dinletip veya bakarak yüzünü tekrar edip öyle yattığınızda ne oluyor? Aslında güzel bir tekrar yapmış oluyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz tekrar işte 5'te 6'da neyse birkaç kez daha bakıyorsunuz. Dersiniz hazır. 8'de 9'da dersinizi veriyorsunuz. Bakın ne oldu şimdi? Aslında dersi yaptıktan sonraki ilk 12 saat içinde birkaç tekrar yaptınız. 24 saatlik tekrar ve 48 saatlik tekrarlar da çok çok önemli. Bakın hocam bir şey söyleyeyim. Unutmanın maksimuma çıktığı süre ilk 24 ve 48 saatlerdir. İnsanoğlu okuduğunun ve duyduğunun sadece okumak, görerek ve duyarak elde ettiği bilginin %70-80'ini İlk 48 saatini unutuyorum. Bu çok önemli bir istatistik. Dolayısıyla bu unutmaya meydan okumak için mutlaka 24 saat içinde o sayfaya bir daha bakmanızı öneriyoruz. Eğer 24 saat içinde o sayfaya bir daha bakarsanız, oradaki bağlantıları bir daha hatırlarsanız, unutmanız çok daha az olacaktır. Ve dönüşleriniz de iyiyse, aylık dönüşleriniz de iyiyse zaten hafızlığınız sağlam olacaktır. Ama aylık dönüşleriniz 35 gün, 40 gün, 45 gün, 50 güne, yani az, bu şu demektir. Siz haftada 3-4 ders veriyorsunuz ancak demektir. O zaman siz 40 gün, 50 gün unutmak için gerçekten iyi bir zaman dilimi. O zaman sizin unutmalarınız artacak ve zaten bu söylemiş olduğumuz kriterlerdeki pekiştirme sürecinde işletmemişsiniz. Hafızlığınız özellikle 6-7 yaprak, 8 yaprak gibi tırmanıştasınız belki. Giderek zorlaşacaktır. Burada demek ki gün içinde tekrarlar, yatmadan önce tekrarlar, 24-48 saatlik tekrarlar, aylık dönüşlerde yapılan tekrarlar ve mezuniyet sonrasında ilk bir ay, 6 ay ve 1 yıllık, mesela deniyor ki mezun oldunuz, her ay günlük 300 okuyarak ayda 3 hatim yapın. Mezun oldunuz, ayda 3 hatim yaparsanız günlük 300 okuyarak, özellikle ilk 6 ay böyle yaparsanız hafızlığınız çok daha sağlamlaşır.
Sonra ne olacaktır? Yavaş yavaş belki birkaç yıl sonra artık günlük 300 okuyacaksınız. Ama birçok hafızımız o kurstan çıkmanın verdiği heyecanla bir süre birkaç yıl şöyle bırakın bakayım. Bir dinleneyim ben. Tamam. Bir soluklanayım diyor. 3-5 yıl bir savruluyor. Zaten 3-5 yılda senin hafızına büyük bir darbe alıyor. Ondan sonra Kur'an'la barışmak gerçekten zor oluyor. Allah ömür verirse, bir yerden bir kıvılcım çakarsa, nasipse dönüyorsun. Yoksa hiç o maalesef dönmüyor. Burada en güzel, sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi, en güzel tekrar aslında ezberlediğimiz yerleri namazda okumaktır. Yani şimdi 20 sayfayı ezberlemişsiniz bir cüzde. 40 rekat namaz kılıyoruz değil mi? Yani günde aslında iki hatim, o cüzü iki defa okuyabiliriz. Hadi okumadınız, sabah diyelim ki namazı kısa tuttunuz. Aslında namazı sabah namazı uzun tutulması gerekiyor ama kısa tuttunuz, uykuluydunuz, uyanamadınız falan. Öğle namazı mesela bakın 10 rekat. Birer sayfada 10 sayfa harika bir şekilde okuyabilirsiniz. Çok da zor olmaması lazım. Ama maalesef bu kültürü alamıyoruz. Bu kültürü çocuklarımıza veremiyoruz. Mevlidlerde, cenaze törenlerinde, cuma akşamları, teravihlerde, yolculuklarda, ziyaretler değil mi? Bu tarz durumlarda okumaya çalışın. Okumaya çalışın. En güzel tekrarlardan birisi bu. Burada benim hocalarımıza tavsiye. Testler, yarışmalar, turnuvalar, ödüllerle bir takım şeylerle, pekiştirme tarifeleriyle hafızların hafızlığı korumalarını teşvik etmemiz, sanat bilmemiz gerekiyor. Ve unutmayı kolaylaştıran şeylerle mücadele etme, böyle bir ahlaki bilinç öğrencilerimize kazandırmamız gerekiyor. Hafızlar gerçekten büyük bir risk altında. Hafızlığı unutulmak için sanki çevrenizdeki her şey, herkes işbirliği yapıyor. Ve mealden yararlanmak. Şimdi asıl tekrar işte asıl pekiştirme bu. Meal okumak, tefsir okumak, Kur'an'ı yaşamak, yaşatmak ve bunun mücadelesi vermek. Asıl tekrar, asıl pekiştirme bu. Kur'an'ın mücadelesini vermek. Asıl pekiştirme bu. Ben burada bir öneri daha, son söz olarak bir öneri daha bulunmak istiyorum. Hafızlarımızı takip etmek için, mesela üniversiteler bunu yapıyor. Mezun takip sistemi. Kaç hafız verdiniz bugün? 10 hafız. Ya adresini, telefonunu, anne baba adresini, telefonları alın. O hafızı takip edin. 6 ay sonra arayın. Neredesin? Hangi okula gittin? Kazandın mı? Ne yapıyor? Hafızlık nasıl gidiyor? Mesela bir blog sayfanız olsun. Oraya yazsın hafızlar. Hafızların gittiği iller, meslekler, okullar. Eşleştirin onları. Senin arkadaşın şurada bak. Hadi hafızınızı devam ettirin. Bir Kur'an kurslarımız, okullarımız bir mezun takip sistemi kurarlarsa web üzerinden. Zaten bu çocuklar teknolojiye acayip hakim çocuklar. Ve ne olacaktır? Hafızlar birbirini takip edecektir. Böylece kim hafızlarını takip ediyor, işte devam ettiriyor, kim nerede, kim hangi işte, kim birbirleri nasıl irtibat kuruyor falan. Bu da çok zor olmaması lazım. Yani bu kadar teknolojinin alıp başına gittiği bir çağda. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Ben hafızlığın hazırlık süreci, ezber süreci ve pekiştirme anlamında bir çerçeve çizdiğimi düşünüyorum ama detaylar tabii çok fazla. Sınırlı sürede bir çerçeve çizdiğimi düşünüyorum. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli zamanınızı bize ayırarak, mutfaktan gelen birisi de olarak yapmış olduğunuz bu güzel sunum ve vermiş olduğunuz çok kıymetli bilgiler için Konya İl Müftülüğümüz ve dinleyicilerimiz adına biz de sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum hocam bu imkan için. Yani Rabbim gençlerimizi, çocuklarımızı Kur'an'ı okuyan, anlayan, yaşayan, yaşatan ve onun mücadelesini veren nesiller eylesin. Hayırlı nesiller eylesin. Bizleri de onların şefaatine nail eylesin. Gerçekten nesil yetiştirmek çok büyük bir sorumluluk. Giderek çocuklarımız, gençlerimiz artık bizden uzaklaşıyor. Kendi kültürel mirasımızı, değerlerimizi vermekte zorlanıyoruz. İnşallah bu hafızlık eğitimi de bizim klasik geleneksel eğitim mirasımızın köşe taşlarından bir tanesi. Geçmişe baktığımız zaman çocuk ilkokuldan yani mahalle mektebinin belli bir aşamasında hafızlığa geçerdi. Klasiktir bu. Yeteneği varsa, ilgisi varsa, istiyorsa, annesi babası vesaire. Klasiktir bu yani. Ondan sonra medreseye gidersiniz. Ama maalesef bu bağ birazcık koptu sanıyorum. Tekrar bu bağı kurmaya vesile olur inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Yani kısaca şunu diyebiliriz hocam. Hafız olmak zor, hafız kalmak ve hafız ölmek ise ondan daha zor. Evet. Kıymetli izleyenler, haftaya yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.